Herkese merhabalar sevgili dostlar. 15 Nisan Cumartesi günü İzmir yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Ankara ve Diyarbakır tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onları da seyredebilirsiniz. Arkadaşlar İzmir'de bizleri 8 koşul bir program bekliyor. Abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Bu arada videoyu beğenmeyi, dilerseniz katılıyorsa olmayı yine unutmayın diyorum. Başlıyorum tahminlere. Evet arkadaşlar 8 koşu. Bunlardan ikisi kum pisti, 6 tanesi çim pisti izleyeceğiz. Şart 1 bir yarışta başlayacağız. 2 yaşlı İngilizler 1000 metrede kum start alacaklar ilk koşuda arkadaşlar. 8 Safran start alıyor. İdmanlara size göstereceğim. İdmanlarda dikkat çeken isimlerden birisi arkadaşlar. 36.5-23-70'lik idmanıyla birlikte yeğenim Yakup 5 numaralı Safran arkadaşlar. Burada dikkat çeken bir idmana sahip. Bir de arkadaşlar 1 numara Can Aluş 50 ve 24 şeklinde bir idman yaptığını görüyoruz. Bu safkanın da dikkat çektiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. E, ee, burada 1-5 diye bir tercih yapabiliriz diye düşünüyorum. 5 numara şey 1 numara zaten 6 numarayla da yine ikürü start alıyor. 1-5 2 safkan 4 ganyan için şart 1 bir yarış olması itibariyle bence uygundur diyorum. Bu koşta arkadaşlar bizim tercihimiz 1 ve 5. 2. koşuya gelelim. 6 safkan start alıyor. Şart 4 bir yarış izleyeceğiz. 4 yukarı İngilizleri bu koşuda izleyeceğiz arkadaşlar. 1200 metrede kısa bir yarış. Çin pisti izleyeceğiz. Bu yarışta arkadaşlar favorimiz 13 gün evvel en son yarışı kazanan Safkan Nevzat Avcı ile birlikte 4 numara sayette Bu yarış için hem 7 liplese hem 3'lü ganyan hem de 4'lü ganyan açısından bu Safkan'ın tek vermeyi uygun buluyoruz arkadaşlar bu koşuda. Son bir idman da var onu da size bir göstermiş olayım. Bakınız 1000'i 25 20 şeklinde bir idmanda yapılmış. Safkan'ın kondisyonu ile ilgili bir problemi yok. 4 numara Ayet de burada arkadaşlar son yarışta kazanmış bir isim olarak favori gördüğümüz için size tek olarak veriyoruz. Sıralı ikili de yine bir önceki yarışta 13 gün evvel ikinci olan Safkan Sterinayt ikinci sıra için öneriyoruz. 4 arkası bir sıralı ikili önerimiz bulunmakta. Onda da 1 numarada da İbrahim Sefa Söğüt'ü izleyeceğiz. Bir apranti biniyor olacak kilosu da düşürülmüş vaziyette öyle olduğu için. 4 arkası bir sıralı ikili. 4 numara üçlü ve dörtlü ganyanda ve yedili plasede tek önerimiz arkadaşlar sizlere ikinci koşuda. Üçüncü koşuya geçelim. Altılı Ganyan ilk ayağı 17 Handicap 4 Araplar 1700 metre Çin pist arkadaşlar. 12 Safkan'ın start alacağı bir yarış. 13 gün evvel ikincilik elde eden bir Safkan'la başlayacağız arkadaşlar burada. Kürşat Yılmaz'la birlikte bir numara Serkan'ın oğlu. Burada favori olarak gördüğümüz Safkan'dır. Ama tek bırakmıyorum. Yanına başka at önereceğim bilginize. Bu Safkan arkadaşlar 60 kiloda start alıyor burada. Ama yine de galibiyet için en avantajlı isim olduğunu düşünüyorum. Belirtmek, belirttiğim gibi. Rakip olarak 2 numara 3 güzel Kurterekürüs Safkan'ı ee, bu yıl daha çime çıkmadı. Çime çıkınca daha iyi bir yarış performans sergileyeceğine inanıyorum bu yarışta. 3 numara Mamuşoğlu ee, 22 gün evvel bir altıncılığı var çim pistte fakat geçen yılki son çim yarışını kazandığını da unutmamak lazım. Ee, ve tabi Safkan bu yıl sadece 3 yarış koştu. Yavaş yavaş toparlıyor. Bu yüzden burada şans vermekte fayda var diyorum. 1-2-3 ilk ayakta 3 Safkan'la geçmeyi uygun buluyorum arkadaşlar burada. Dördüncü koşu ikinci ayak 17 handikap 4 yukarı İngilizler 1700 metre çim pistte yarışı arkadaşlar. 12 safkan izleyeceğiz yine burada. Bu koşuda start alacak olan isimlerde arkadaşlar favori olarak değerlendirdiğimiz safkan Nevzat Avcı ile birlikte 3 numara Royal Uygur'dur arkadaşlar. 8 gün evvel dördüncü olan bir önceki yarışı üçüncü gelen bir safkan çim pisti üçüncülüğü vardı. Yine 5 yarıştır tabela yapıyor ve galibiyet de var bunların içerisinde. Bu safkana ilave olarak bir numara Criminal Oktay Kızıldaş biniyor. Apranti ile burada start alacak olan safkan 60 kiloya düşürülmüş. 23 gün evvel bir yarış gördü. Bu yılki ilk startında 6. kalan safkan bu yarış için bence ideal isimlerden birisi yine. Steps of Iron 2 numara Sinan Özen biniyor. 61 kiloda 9 gün evvel 5. lik elde etmiş. 6 yarışta 5 tabela performansı var. Çin pistte iyi bir safkan yine. Burada arkadaşlar değerlendirmeye alınması gerektiğini düşünüyoruz. Ee, önceliğimiz 3 3 numara daha sonra 1 daha sonra 2 daha da fazla at yazmak istiyorsanız size burada önerebileceğim bir safkan Muhammed Mir Bilgin ile birlikte 8 numara Blue Thunder arkadaşlar yazılabilecek bir diğer isim olarak gözüküyor diyebilirim. Gelelim 5. koşuya. Kısa vade 6 yarış dişilere mahsus. 4 yukarı Araplar 1300 metre çim pist yarışı izleyeceğiz arkadaşlar. Burada 12 adet safkan start alıyor. Bu 12 safkan içerisinde arkadaşlar buranın en kaliteli, en tecrübeli safkanı diyebileceğimiz isim 1 numara Canım Çıtır konumunda e, ve tabi beraberinde 3 numara Günyeli. Bu iki safkanı ayırmadan bir arada değerlendirmekte fayda var ve benzeri bir durumda yine Bornovalım 12 numarayı da arkadaşlar değerlendirmeye alıyoruz. Canım Çıtır 13 gün evvel 5. olurken Günyeli 35 gün evvel son yarışta 5. kalmıştı Kurtelö Kürüs safkanı. Burada Kadir Tokoçoğlu binecek ona. Canım Çıtır'da da Mertcan Çeli izleyeceğiz. 12 numara Bornovalım'da ise Görkem Özçelik olacak. Yine düşük kiloda diyebiliriz bu safkanların. Hepsi zaten birbiriyle aynı ve yakın kilolarda start alıyorlar. Çok bir fark yok. Sadece bir numara canım çıtırın 2 kilo yüksek olduğunu görüyoruz. Yani kilo ile ilgili hiçbir safkanın bir sorun yaşamayacağı bir yarış. Burada arkadaşlar 1 3 12. Öncelik olarak tutuyoruz ama ilave seçeneği olarak size burada Gülerce ikilisinden bir safkan Nevzat Avcı ile birlikte Kumral Ada diyeceğim 6 numaralı safkan 15 gün evvel ikincilik elde etmişti ve 15 gün evvel kazanan isim Müslüm Baylan ile birlikte 7 numara Özümcan size ilave seçenekler olarak verdiğim safkanlardır. Yani kısaca arkadaşlar yorumlamak gerekirse 1 3 12 önceliğimiz 6 ve 7 ilave seçeneklerimiz diyorum arkadaşlar bu koşu için sizlere. Altıncı koşuya geçelim. Şart 3 bir yarış. 3 yaşlı İngilizler 1300 metrede Çin pistte çıkacaklar arkadaşlar. Burada 11 adet Safkan start alacak. Bu safkanlar içerisinde 13 gün evvel start alıp ikinci olmuş bir isim var. Muharrem abi 4 numara. Şans verilebilecek bir isim olduğunu düşünüyorum. Beraberinde yine burada arkadaşlar tabii ki 5 numara. Kantoropi 23 gün evvel koşup ikinci olan bir safkan. Yine Eren Akdo ile birlikte burada şans verilebilecek bir isim. Ve son olarak arkadaşlar Kadir Tokoçoğlu ile Odaycini 7 numara. Bu yıl yalnızca 2 yarış koştu 6 gün evvel 7.liği var. Bu yarış için daha iyi bir performans bekliyorum bu safkanlar arkadaşlar. Bu koşuda sizlere 3 safkanlı bir önerimiz bulunmakta. 4, 5, 7, 3 safkan diyorum arkadaşlar. Başka at yazmak istiyorsanız serbestsiniz. İsteyen mesela burada 2 numarayı yazabilirsiniz veya 9 numarayı yazabilirsiniz. Ganyanlara bakın. Size cazip gelen başka bir at varsa burada tercih edeceğiniz tabii ki kuponlara ilave edebilirsiniz. Onun için burayı sadece 3 atlı bir oyun olarak bırakmayı arkadaşlar uygun bulduk. Bunu da belirtmiş olayım. Ee, tekrarlayayım. 4-5-7 diyorum arkadaşlar. 7. koşuya geldik. Şart 3 bir yarış. 4 yaşlı Araplar 1900 metre kum pistte çıkacaklar. Arkadaşlar bu koşuda 11 adet safkan start oluyor. Bu koşu için e, sizlere şunu söylemek istiyorum. Bu yarışta galibiyet şansı olan e, bazı atlar da var. Başka atlar da var yani. Ama biz e, tek geçeceğimiz bir yarış olarak bu yarışı belirledik. Mertcan Çelik ile birlikte arkadaşlar 8 gün evvel üçüncülük lük elde eden Safgan e, İrem'im. 6 numara arkadaşlar bu yarış için tek önerimizdir sizlere. 61 handikapı 56 kilosu 6 yarıştır tabela yapıyor. Ya 3. ya 4. olmuş. Bu grup çok avantajlı, çok uygun bir grup. Rakip olabilecek safkan işte bazı isimler de mesela yine gelebilecek potansiyel var dediğim safkanlar. 7 numara İzmir'in nefesi örneğin. Nevzat Avcı ile start alıyor. Kurteli Kürüsü'nün hırdaşı bir isim. Ve beraberinde burada arkadaşlar Müslüm Başkan. Görkem Özçelik'le izleyeceğiz. O da 9 gün evvel 4. olmuştu. Yine arkadaşlar burada bunu belirtmekte fayda var. Şimdi arkadaşlar bunu niye böyle söylüyorum? Çünkü bunu da sıralı ikili için size önerdim arkadaşlar aslında öyle söyleyeyim. 6'nın arkasına 7 ve 9'u yazarak sıralı ikili oynayabilirsiniz. 6 numara İremim'in kazanmasını bekliyoruz. 7 numara İzmir'i nefesi ve 9 numara Müslüm Başkan'ın da ikisinden birisi ikinci olur diye düşündüğümüz için 6 arkası 7-9 şeklinde de bir sıralı ikili oyunumuz bulunmakta arkadaşlar. 8. ve sonuncu koşu olacak yarış şart 5 bir koşu 4 yaşlı Araplar 1300 çim pisti yarış arkadaşlar 12 adet safkan bulunmakta. Burada arkadaşlar öncelikle iki yarıştır galibiyetle gelen bir safkan çim pistte kazanmamış olsa da bu yarışta da neticede yine de e kuvvetli olduğunu bildiğimiz bir isim gerçekçi oğlu 12 numara Muhammed Mir Bilgin ile birlikte size ilk önerimiz olacak. Daha sonra 15 gün evvel çim pistte koşup kazanan bir isim Aden Perisi, Kurterekürüsünün hırdaşı olan Safkan, Nevzat Avcı ile 53 kiloda avantajlı bir kilo ki gerçekçi olma kıyasla 5 kilo daha düşük start alıyor. 6 numara Adem pedam de burada öneriyoruz. Turboca hattına sahip olan safkan 6 numara da burada önerilerimizde arkadaşlar ve 1 numara Ulu Doruk 8 gün evvel üçüncü olan safkan yazılabilecek bir isim olarak gözüküyor fakat Çin pistteki son yarış 8. olması itibariyle bir adım mesafeli yaklaştık bu safkana onu söyleyeyim. İsteyen burada yazmayıp o ismi 6 12 2 safkanla da geçebilir ama 1 numarayı da yazıp sağlama alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şunu da söyleyeyim. Mesela burada neden kilolar farklı diye düşünürseniz. burası bir şart 5 bir yarış arkadaşlar. Hani Adem Perisi sadece bir yarış kazandı. Bu yıl bir de 4'üncülüğü var. Daha az gelir elde etmiş. Gerçekçi olu. 2 i̇ki ikincilik, 2 iki birincilik daha fazla gelir elde etmiş. Yani buradaki kilo farkının tek sebebi o. Onu da belirtmiş olayım. Bilmeyen arkadaşlarımız varsa bilgilendirmiş olalım. Aynısı yine bütün atlar için geçerli. Yani ulu Doruk da burada mesela 9 kiloda sadece Apranti ile birlikte kilo düşürüldüğü için 59'a düşmüş. Belki daha yüksek olacaktı normalde zaten. Böyle bir durum var arkadaşlar. 6-12 diyoruz. İsteyenler bir numara ilave ediyoruz. Bu koşu da bu şekilde bitmiştir. Arkadaşlar abone değilsek abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Dileyenler bize katılıyorsa olursa da seviniriz. Onu da belirteyim. Ee, Ankara ve Diyarbakır tahminleri de kanalımızda mevcuttur arkadaşlar. İzlemek isterseniz onları da izleyebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.